Ya tabii aşırı sıcaklık öncelikle vücut ısısını artırıyor. En temel problem burada bu. Vücut ısısının artmasıyla birlikte hem metabolik bozukluklar, yani mineral kayıpları, tuz kaybı gibi durumlardan kaynaklı, hem de sinir sisteminin çalışmasını etkileyen durumlardan kaynaklı yüksek ateş, yüksek vücut ısısı durumlarla karşılaşıyoruz. Bu durumlar daha çok kendini örneğin bulantı, kusma, yüksek ateş, halsizlik gibi durumlardan başlıyor da ta bilinç değişikliklerine, komalara kadar ilerleyebiliyor bu sıcak çarpmaları. Aynı zamanda kramplar gelişebiliyor. Bu kramplar da özellikle ekstrem vücudumuzda kol ve bacaklardaki tuz kaybıyla beraber bir kas krampları durumu da gelişebiliyor. Özellikle bu tür vakalarla karşılaşıyoruz yaz aylarında. Tabii burada bireyin kendi alacağı önlemler var. Onlar birincisi, öncelikle sonuçta burada güneş ışıklarının en fazla etki ettiği zaman aralığında mümkün olduğunca dışarıya çıkmamak. Özellikle risk grupları için bunu söylüyoruz. Yani çocuklar, gebeler, kronik hastalığı olanlar üzerine. Bu 11-15 saatleri arasında özellikle dışarıda olmamak. Ama maalesef dışarıda olmak zorunda olan, emekçi olan arkadaşlarımız da var. Bu anlamda bunların özellikle güneş ışınlarından korunacağı, yani uzun giysilerle, kıyafetlerle, şapkayla güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunacağı bir giyim biçimiyle olmaları lazım. Gün içerisinde su tüketmeleri lazım. Susamayı beklemeden, çünkü bazen bizi yanıltabilir yaz aylarında. 2-2,5 litre minimum su tüketmeyi öneriyoruz. Yine tuz içeren sıvılarla takviyeler yapmak bu anlamda, bireysel anlamda önlemler. Kamu otoritelerinin alması gereken önlemler de var. Özellikle vücut hava sıcaklıklarının insan hayatını tehlikeye attığı aralıklara çıktığı durumlarda şu anda kronik hastalara uygulanan durumlar var. Bunun belki birçok çalışana, emekçiye, insana uygulanması lazım. Su kaynaklarıyla ilgili dikkatli olmak lazım. Hem azalan su kaynakları yaz aylarında var. Bu da hijyen sorunları yaratıyor. Hem de su tesisatlarındaki hızlı bakteri üremeleri birçok gastroenterit dediğimiz bağırsak enfeksiyonlarıyla karşımıza gelebiliyor. Bu anlamda denetimlerin sık sık yapılması lazım. Ve bilinçlendirme, erken uyarı sistemlerinin aktif olarak devreye girmesi lazım.